Herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Bugün yaza yakışır mükemmel bir puding tarifimiz var. Limonlu puding yapacağız. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen başlayalım. Gereken malzemeler tabii ki sütümüz var. Şekerli vanilya, nişasta. Limon kabuklarını soydum. 2 yumurta sarımız var. Ve şeker. Bir tane limon kabuğunu da rendeleyerek içine ekleyeceğiz. Şimdi ben yarım litre sütü önceden tencereye almıştım. Geri kalan yarım litre sütü daha ekliyorum. Şöyle 200 milim kadar tuttum. Kenara ayırıyorum. Az sonra göstereceğim neden kenara ayırdığımızı. Ve şekeri ilave ediyorum. Şeker bir su bardağı kadar. Dilerseniz biraz arttıra ya da azaltabilirsiniz şeker miktarını. Evet ve orta ateşte bırakıyorum üzerine. Şimdi yumurta sarısı, şekerli vanilya ve nişastayı aldım bir kaba. Bunları güzelce bir karıştırıyorum ve kenara ayırdığımız sütü de şimdi üzerine ilave ediyorum. Ve bunları güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Evet, pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra ben soymuş olduğum limon kabuklarını da içine atmıştım. Süt de ılımış oldu. Yaklaşık bir 3-5 dakika kadar sürdüm. Şimdi bunları tabii ki alıyorum içinden. Bunları aldıktan sonra videoda gözükmedi ancak ben bir adet limon kabuğunun tamamını rendeledim ve içine attım. Ve şimdi de o karışımı ilave ettim. Kaynayana kadar karıştırarak pişireceğiz bu şekilde. Evet ve kaynadıktan sonra şöyle bir parça kadar tereyağı ekledim. Ve şimdi sıra köpüğüne geldi. Dilerseniz köpüğünü yapmayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ancak limonlu pudingle böyle kahvenin tadı farklı bir lezzet oldu. Şu çözünebilir kahve birazcık köpürttüm. Köpük içinde süt kremasını kullandım. Siz dilerseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Süt kreması ve kahve böyle değişik, lezzetli bir köpük olmuş oldu. Limonla da farklı bir lezzete bürünmüş olduğunu göreceksiniz. Üzerini süslemek için de şöyle limon kabuğu biraz rendeledim hepsine. Ve ardından dolaba kaldıracağız. Yaklaşık 2-3 saat kadar donması için bekleyeceğiz. Ardından servis edebilirsiniz. Evet ve şimdi tadım zamanı. Akşam oldu, akşam saatleri oldu, bayağı donmuş oldu. Şöyle kıvamı bu şekilde gerçekten mükemmel gözüküyor. Emin olun tadı da bir o kadar mükemmel. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarifimi denerseniz beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.